İlginç bir sorumuz var. İki aşamalı bir soru. Birinci olarak insanların hayatında saçların yerini sormuş. Neden saçlarımız var? Bana hem de. Kedi Acaba ilacı olsa sebebi? kendi başına sürer diye kısaca cevaplamak istedim. Güzel soruymuş, evet. İkinci olarak da peki bu saçlarımız okşandığında biz neden rahatlarız? Niye böyle bir his yaşarız diye sormuş. Evet, şimdi uzunca bir zaman saç, sakal, kaş, kirpik, burun kılları, kulak içi kıllar, yani bunların varlığı hala da bu arada muammadır, yani çok net olarak bilmiyoruz ama. Mesela kaş ve kirpiklerin genellikle işte göze yukarıdan bir şey akmasın, girmesin falan diye olduğunu düşünürdük. Yakın zamanda işte birkaç ay evvel hatta biz Açık Beyin'de de o yazıyı arkadaşlarımız çevirmişti, yayınlamıştık. Kaşlarımız ve kirpiklerimiz bu amaçla değil, tamamen iletişim amacıyla yüzümüzde bulunan yapılar. İnsanın biliyorsunuz birkaç özelliği var, işte göz nereye döndüğünü görebiliyoruz. Göz aklarımız gözüktüğü için işte baktığımız yer belli oluyor. Bu işte sosyal olarak aynı yere dikkat vermemizi sağladığı gibi kaşlarımız, kirpiklerimiz, göz kenarlarımız, şuradaki o kaz ayağı kaslarımız falan filan, bunların hepsi aslında karşı tarafa çok yoğun sinyaller veriyor. İşte Hazal'ın da bir dönem yoğun çalıştığı nöropazarlama laboratuvarında böyle bir yüzden duygu tanıma sistemi kullanıyoruz ki bu sistemlerin hareketlerini ölçerek insanların nasıl duygusal tepkiler geçiriyor olabileceklerini ölçüyor. Bu arada arkadaşlar çok yakın bir zamanda bu tip görüntülü ortamlarda bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz basit bir eklentiyle İşte diyelim Skype'da, Zoom'da, orada burada görüştüğünüz insanların yüzlerinden duygu okuma yazılımları geliyor. Çok az kaldı. Bir kişilik hakları ihlali aslında temelde ama bu birçok şirket tarafından mülakatlarda falan kullanılıyor. Tabii şu anda bilgi vermek gerekiyor karşıya. Ama ben eminim onun bilgi vermeden de kullanılan versiyonları şu anda kesinlikle piyasada geziyor. Bu yazılımlar dediğim gibi bu hikayeleri okuyor. Şimdi sakalımız, saçımız, neyimiz varsa bir kere bunlar hepsi primat bedenimizin özellikleri. Mesela vücut kıllarımız da hakeza. Saçların ve sakal yani ne deniyor ona, baş kısmındaki kıl yapılarının büyük kısmının evrimsel seçilim sonucunda çok da direkt bir amaca matuf olmayan eksaptasyon diyebileceğimiz bir yapı olarak bize kaldığını düşünüyoruz. Ne demek bu eksaptasyon? Adaptasyon biliyorsunuz canlıda bir işte ortam değişikliği, bir hikaye değişikliği olur. Ya o canlı kendi vücudunun iç yeteneklerini kullanarak veya nesiller boyunca bu değişim devam ettikçe farklı farklı daha uyumlu bireyler üreterek bu durum uyum sağlar. Buna adaptasyon diyoruz. Eksaptasyon ise şöyle bir şey. Mesela sürüngenler kendi vücut sıcaklarını koruyamadıkları için pulların değişime uğramasıyla zaman içerisinde tüy benzeri yapılar oluşturuyorlar ve bunlar daha sonra bizim kuş tüyü ya da kuş teleği dediğimiz yapıların atasını oluşturuyor. Yani biliyorsunuz kuşlar dinozorlardan gelme. Kuşların tüyleri de dinozorların pullarıyla akraba zaten. Bugün bildiğimiz kadarıyla dinozorların büyük bir çoğunluğu tüylüymüş zaten. Şimdi buna eksaptasyon deniyor. Yani soğuktan korumak için üretilmiş bir yapı neticede uçmaya ya da işte daha ileri düzey soğuktan korunmaya, yağ biriktirmeye falan yaramaya başlıyor. Bununla da eksaptasyon. Bizde de mesela kaşlar nasıl ki diğer canlılarda bütün neredeyse yüzü kaplayan kılların bir parçası ama bizde kalması muhtemelen işte gözü koruyan bir yapıdan duygu iletmeye yarayan bir yapı olarak karşılık görmüş gibi. Genellikle insan yüzünde ve baş bölgesinde bulunan fiziksel özellikler insan dişilerinin yani kadınların neyi sevip neyi seçtiği ile çok yakından alakalı. Bizim genel fiziksel biçimimiz diğer bütün canlılarda olduğu gibi büyük oranda cinsel seçilimle şekilleniyor. Dişiler nasıl tipleri sevip seçiyorlarsa o tip genler toplumda daha baskın hale geliyor. Yani muhtemelen kadınlar sevdiği, beğendiği için yüz kılları daha çok olan erkekler çoğunlukta. Mesela çıkmayanlar da var ama yüz kılları daha fazla olan erkekler daha çok. İşte kellik durumu. Yani belli bir yaştan sonra özellikle testosteron hormonunun kıl köklerine yaptığı etki sebebiyle kılların dökülmesi. Bu da muhtemelen yine cinsel seçilim yoluyla seçilerek korunmuş bir şeye benziyor. Ama saçlar tam olarak neden var? Bunun cevabını verebilmenin evrimsel olarak çok mümkün olduğunu zannetmiyorum. Belki yani literatür aramadım bu arada. Yani tahmini söylüyorum. Belki aklı evvelin biri şimdi çıkmış bir yayın yapmıştır. Ona da hemen bir rezervasyon bırakayım şuraya. Ona bakarız daha sonra. Şunu bilelim ki yüzümüzde özellikle ve baş bölgemizdeki neyimiz varsa bu büyük oranda kadınların
tarih içerisinde seçip beğendikleri özelliklerin bir yansımaları gibi gözüküyor. Kadınlar sadece yavrularını yetiştirirken işte dili, kültürü, inançları, efsaneleri, gelenekleri aktarmıyorlar. Bir de aynı zamanda seçtikleri genlerle toplumun şeklini de belirliyorlar. O yüzden efendi olalım, kızlara kendimizi beğendirmeye bakalım efendim diyerek bağlamak Hocam, istiyorum. yakın zamanda yayınlanan bir makale de teori öne sürdü sadece. Erkeklerin sakallarının çıkmasının bir sebebi de dediler ki yumruklardan kaçınmak için olabilir. Evet, tartışmalı. Ben de sadece bir yazıyı, makaleyi incelemiş Yani bulundum. yumruk kaysın diye herhalde mi? Evet hocam, ki Vay hani be. o zaman savaşma ve daha çok temas içerdiği için hani erkeklerde bu şekilde bunun devam ettiğini, sakalların kaldığına dair bir teori öne sürülmüş. Ama Hipotez, şunu yanlış net teorisi. olarak söyleyeyim. Özellikle mesela yani beden kılları erkeklerde özellikle bir testosteronla korelidir. Yani testosteron saç dökülmesine sebep olduğu gibi diğer tip tüylerin ve kılların daha sağlam olmasına sebep olur. Mesela gür sakal, çok vücut kılı, bugün bakma biraz reytingi düşmüş bir şey ama bunlar genellikle testosteron hormonunun yüksekliğine vurgu yapan şeyler olduğu için seçilmiş de olabilirler. Ama tabii evrimsel biyolojide en temel olay geriye dönük olarak hep tahmin yapmak zorunda olmamız. Bir zaman makinesi olsa bile gidip göremezdik çünkü bu meseleler milyon yıllara yayılan meseleler. Bakalım yani ileride genetik menetik kanıtlardan çok doyurucu bir cevap gelene kadar, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu falan diyerek bağlarmışım. Ne kadar saçma bir evrimsel biyoloji açıklaması oldu. Evet, hayırlısı. Peki hocam. Özür dilerim, biraz güldüm istemeden. Yok yani gül olsun. Kılıç Evet. sakal mı dinler demiş Ömer Sarı Temur. Kılıç demedik ki zaten, yumruk dedik, kılıç sövbeler olsun. Ki zaten kılıca gelmeden önceki süreçlerden bahsediyoruz. Nucukacı dedi ki bu nedir ya, başka konu yok mu? Kıldan muhabbetler, bazı arkadaşlar hoşlanmadı. Hazal, hemen bir sonraki soruyu alalım.